Herkese merhaba, mutlu günler. Evet, her gün olduğu gibi bugün de ekonomide öne çıkan başlıkları konuşacağız. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba İbrahim Hanım. Evet, FED Başkanı ne açıklayacak diye bekliyorduk. Çok fazla bir şey açıklanmadı dendi. FED tutanaklarında bu sefer ne açıklanacak diye herkesin gözü kulağı bu tutanaklardaydı. Tutanaklarda açıklandı. FED hangi mesajları verdi bu tutanaklarla? Onlarla başlayalım dilerseniz, buyurun. FED bir tane mesaj verdi, kafamız karışık. Verdiği mesaj bu. Aslında bütün dünyanın da kafasını karıştırdı. Şu an para piyasaları yön bulmak da zorlanıyor bu anlamda. Aslında FED'in yaptığı şey bir tek Bitcoin'e yarıyor. Yani sanal para birimlerine yarıyor. Yani bu çok enteresan. Diyor ki enflasyon, bir grup var FED içerisinde, açık piyasa komitesinde. Bunlar diyorlar ki yeteri kadar biz enflasyonu yükseltmesine müsaade ettik. Artık müdahale zamanı, piyasaya her ay 120 milyar dolar veriyoruz. Artık bunu azaltalım. Yani tahvil alımını azaltalım. Sıkı para politikaya değil de normal politikaya doğru yavaş yavaş geçelim diyor. Bir grup da var. Yok diyor ya, bu diyor öyle olmaz. Diyor işsizlik biraz daha azalsın. Biz daha fazla para pompalayalım. Evet. İşsizlik daha fazla azalsın, endüstrinin çarkları daha fazla dönsün diyor. Şimdi bir tercih yapmaları lazım. Enflasyon mu, işsizliğin azaltılması mı? Şimdi FED'in yapacağı tercih bu. Ama burada net bir karar ön plana çıkmıyor. Gelecekte yapılacak. Yani önümüzdeki ay yapılacak toplantılara ilişkin net mesajlar vermediği için kafalar karışık. Bize döndüğümüz zaman enflasyonla ilgili halen kaygıların devam ettiğini görüyoruz. Merkez Bankası'nın açıkladığı bugünkü notta. Kaygılara devam ettiğini görüyoruz. Dışarıda halen fiyatlar yüksek. Yükselmeye de emtia fiyatları biraz ara vermiş olsa da tekrar başladı. Özellikle pandeminin dünya geneline yayılacağına ilişkin kaygılar giderek artıyor. Bu da fiyatları yukarı doğru psikolojik olarak baskı yapıyor. İçeride de bu birçok zammı öne alıyor. Fiyat artışları da öne doğru çekiyor. Bu öne doğru çekiş enflasyonu artırıyor. Özellikle maliyet enflasyonunu. Yani üretici fiyatlarındaki artışın birçoğu normal ama birçoğu da uluslararası piyasaların üzerinde. Bu da tüketici enflasyonunun artacağına yönelik baskı yapıyor. Yani önümüzdeki günlerde maalesef önümüzdeki iki ayda en azından yani Ağustos ve Eylül enflasyonları maalesef yine yüksek çıkmaya devam edecek. Yani bu durumda ne olur? Bu durumda Merkez Bankası üzerinde ciddi bir baskı oluşur. Enflasyon artıyor, faizi indiremez şeklinde baskı olur. O nedenle tahminler en erken Aralık. Aralıktan erken yapacağımız her hareket maalesef bizi eksiye doğru götürür. Türk lirasının daha fazla değer kaybetmesine neden olur. Diğer taraftan zaten Amerikalılar bunu gördükleri için diyorlar ki bizim enflasyonumuz en erken 2002'nin Şubat ayı, yani Mart'ta açıklanacak Şubat ayı enflasyonla beraber görülür. Merkez Bankası'nın yaptığı açıklama aslında bugün doğru. Enflasyondaki oynaklığın aşağı doğru da olsa oynaklığın kalıcı şekilde enflasyonu etkilemeye başlayana kadar sıkı para politikasını sürdüreceğiz diyor. Abi doğru bir açıklama. Buna siyasiler ne der? Biz hemen indirilmesini istiyoruz diyen siyasiler nedir onu bilemiyoruz. Ama Merkez Bankası'nın yaptığı açıklama doğru bir açıklama. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde enflasyonun daha fazla artacağını Merkez Bankası görüyor. Yani otomotivdeki ÖTV'nin indirimi piyasaya yansımayacak. Niye yansımayacak? Şu an çünkü piyasada araba yok. Evet. Anladın mı? Fiyatlar aşağı doğru gelmiyor. Çünkü mevcut satışta olan ikinci el piyasasını zaten bu etkilemiyor. Maliyetler de yüksek. Ağustos ayı da araba sektöründe fabrikaların kapılarına kilit vuruldu, tatil yapıldığı dönem olduğu için şu an araba yok. Dolayısıyla Ağustos ayı enflasyonla yapılacak ÖTV indiriminin hiçbir etkisi yok. Burada TÜİK'in doğru rakamların açıklaması durumunda %2'nin üzerinde aylık enflasyon gelmeyecektir. Ve enflasyona maalesef %19'ları aşacaktır. Gördün o. Burada piyasaya güven verilerek ancak Türk lirasının daha fazla değer kaybı önlenebilir. Yoksa ekonomik veriler anlamında Türk lirasının daha fazla değer kaybının önüne geçilmesi pek mümkün görünmüyor şu an bugün itibariyle. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde dolarda maalesef yükseliş, euroda da yükseliş olacak gibi görünüyor. Yani trend o şekilde. Hem de volatilitesi yüksek, iniş çıkışlar olacak. Hem dünyada hem Türkiye'de. Evet, zaten dolarda ayların zirvesinde şu anda 8.52 seviyesinde neredeyse 8.28'lere kadar gördük yani ama 8.52'lerde altında evet. Da bir düşüş eğiliminde mi ne dersiniz?
Bence altın çok düşmez. Altının fiyatını baltalayan sanal para birimlerini yöneten kişiler. Tamam, yani asıl hedefler o. Yani şu an altının tam yükselme dönemi. Niye? Çünkü dünyada şu an ekonomi yöneten siyasilere güven yok. Amerika'da da yok, İngiltere'de de yok, Avrupa'da da yok, Uzak Doğu'da hiç yok. Bir de pandemi korkusu var bütün dünyada. Uzak Doğu'da kapanmalar başladı. Yeni Zelanda başta olmak üzere. Diğer ülkeler hazırlık yapıyor. Dolayısıyla buna rağmen altın çıkmıyorsa bunun savaş ilan eden Bitcoin'cilerdir. Ama altının aşağı doğru pek gelmesi mümkün değil. Zaten 7.50-7.45'ler altının maliyetidir. Bu onun üzerinde seyreder. Eğer 7.45'in altına gelirse demek ki Bitcoin'cilerin etkinliği yüksek olacak demektir. Yani Bitcoin dediğim sanal paracılar, Bitcoin dilimiz alıştı. Sanal para para birimlerinin yükseleceği demektir. Yani savaşı kazanıyorlar olması demektir. Dolayısıyla şu anki görünen trendde enflasyon artacağı için bütün dünyada da artıyor. Amerika'da enflasyonu şu an salmış görünüyor. Powell müdahale etmekle halen direniyor. Dolayısıyla bütün bunlar önümüzdeki dönemde yine doların yükseleceğinin işaretleri. Şu biraz frenleyebilir. Powell'ın bu enflasyonu artırıp doları değerli bir dolar istememesi biraz artışı frenleyebilir. Ama gelişmekte olan ülkelerde, Türkiye'de başta olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerde maalesef devalüasyonlar devam edecek. Ama dalgalı seyirde devam edecektir yani dünya piyasaları ölçeğinde ve bu bize de yansıyacaktır. Değer kayıpları çok yüksek olmayacak ama günlük binde altılar, binde yediler, binde beşte, binde yedi arasında bu rakamlar gidip gelecektir. Yani önceki gün sterlin %1'in üzerinde değer kaybetti. Yarım gün sonra değerini geri aldı. Volatilite dediğimiz bu aşırı yükselip iniş çıkışlar. İşte burada silkelenmemek gerekiyor. Ha, dün de bahsettiğimiz gibi. Evet. Ama maalesef gelişmiş ülkelerin para birimleri özellikle Avrupa ve Amerika'da Türkiye'nin Türk lirasına karşı değer kazanmaya devam edecek gibi görünüyor şu an. Evet. Tabii önümüzde önemli rakamlar da var. Ay başına pek bir şey kalmadı. Yine TÜİK ne rakama çıkmayacak. Arkasına Merkez Bankası bugün önemli açıklamalar yaptı. Doğru açıklamalar yaptı dediniz ama bakalım ne tarafı dinleyecek? Kendi sağduyusu mu yoksa siyasiler mi? Bakalım ne karar verecek? Onu da zaman gösterecek. Ama burada Ebru Hanım, dış borçlarla ilgili yapılan operasyonun piyasalara hiçbir faydası yok. Yani bunu bir kere herkes kabul edecek. O tam oraya gidiyordum. Kendi içinde bir hesap oynaması. Anlatabiliyor muyum? Onun bir önemi yok. Önemli olan realitede senin uygulanını sen gizlemeye kalksan da hesaplar içerisinde herkes realiteleri görüyor ve biliyor. Realitelerin dışına çıktığın zaman, aklın dışına çıktığın zaman size kimse inanmıyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Onun için onların piyasalara hiç faydası yok. Zaten bugünkü dolardaki çıkış da onu gösteriyor. Yani. Anladım. Sadece hesap şeklini mi değiştirdiler? Yani hesap şeklini. Hani oynatarak mı bir şeyler değişti? Bu anlamı muhasep, geliyor? Muhasebesel hesap oyunu. Yoksa benim ödeyeceğim, yani yurt dışına ödeyeceğim para zaten belli, borcum belli. Bundan kaçma şansım var mı? Yok. İster düşük göster, ister yüksek göster. Sonuçta ödeyeceğim para belli. Borcum belli. Başka yerde gizlemişsin, gizlememişsin. Onun bir önemi yok. Anlatabiliyor muyum? Evet, öyle. Onun için herkes realiteyi biliyor. Dolayısıyla onun para piyasalarına, Türk lirasının değerine bir etkisi olmaz. Önemli olan burada realite. Gerçekleri kabul etmek lazım. Gerçekleri kabul etmek çözümün %50'sini bulmak demek. Onu kabul etmen çözümün %50'sini buluyorsun. Yoksa Türkiye'nin yaptığı gibi rakamları gizlemek falan hiçbir işe yaramıyor. Önce gerçek resmi göreceksin. Ha, buna göre ne yapacaksın? Ona göre de pozisyon alman lazım. Evet. Dolayısıyla onun para piyasalarına bir katkısı olmayacak değil. Diyelim, noktayı da böyle koyalım. Peki. O zaman. Bugün görüşmek üzere diyelim. Peki, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.